Değerli kardeşlerim, Mehmetçik seferde. O yüzden öncelikle şunu söyleyelim. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Allah askerimizin ayağına taş değdirmesin. Onlara güç kuvvet versin. Bu vesile şunu söylemek isterim ki, şimdi Amerika'nın başkanı Mr. Trump bu Barış Pınarı Harekatı vesilesiyle bir tweet attı biliyorsunuz, bir konuşma yaptı. Dedi ki, bu Türklerle Kürtler yüzyıllardır savaşıyor. Bırakın savaşsınlar. Tabii amacı Türk'ü, Kürt'ü birbirine kırdırmak, savaştırmak, fitne sokmak, bu ülkeyi bölmek, parçalamak. Mr. Trump'a seslenelim. Evet, Mr. Trump, Türkler ve Kürtler tarihte yüzyıllardır savaştılar. Ama omuz omuza savaştılar. Omuz omuza savaştılar. Yan yana savaştılar. Türklerle Kürtler Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, daha birçok savaşta beraber bu ülke için, bu ülkenin birliği için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için beraberce kanlarını akıttılar. Değerli kardeşlerim, bu oyun tarihte de oynandı. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Lozan'da biliyorsunuz azınlıklar meselesi gündeme geldiğinde Kürtleri bu ülkede azınlık göstermek isteyenlere karşı Mustafa Kemal'in tarihi cevabı hepimiz biliyoruz. Onlar Müslümandır diyerek onların da Türk olduğunu, Türkiye devletini kuran Anadolu halkına Türk milleti denir, ne mutlu Türk'üm diyerek cevap vermiştir. Atatürk geçmişte sağlığında bu milletin bölünmesine set olmuştur, engel olmuştur. Bugün de değerli kardeşlerim, bugün de bu milleti bölmek isteyenler amaçlarına ulaşamayacaklar. Çünkü bugün de bir elimi kessen, bir kolumu kessen Türk kanı akar, bir kolumu kessen Kürt kanı akar diyen Profesör Doktor Haydar Başbey var. 40 yıldır ömrünün 40 yılını bu milletin birlik ve beraberliğini harcayan, 40 yıl diyorum dile kolay, 70 küsür yıllık ömrünün 40 yılını kasaba kasaba, il il dolaşarak millik, birlik ve beraberliği anlatan Profesör Doktor Haydar Başbey var. Bunlar oldukça, Atatürk oldukça, Profesör Doktor Haydar Başbey oldukça bu millet birlik ve beraberliğini ilelebet muhafaza edecektir diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.